Ülkemiz Türkiye kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda 2024 yılında açıklanan verilere göre Kahramanmaraş ilçe nüfuslarını küçükten büyüğe sıralı şekilde göreceğiz. Ardından Maraş'a ilişkin çeşitli istatistikler paylaşacağım. Maraşlılar Türkiye'de en çok nerede yaşıyor, Maraş'ta en çok nereliler yaşıyor birlikte göreceğiz. Bu veriler 6 Şubat 2023 depremi sonrasına aittir. 11. sırada Ekinözü var. Ekinözü Maraş'ın en küçük ilçesidir. Nüfusu 10.471. 10. sırada Nurhak var. Nüfusu 11.984. 9. sırada Çağlayan Cerit yer alıyor. İlçede nüfus 22.350. 8. sırada Andırın var. Andırın'da 32.581 kişi ikamet ediyor. Geçen yıl Andırın'da nüfus 1.357 kişi artmıştır. Maraş'ta nüfusu en çok artan ilçe Andırın'dır. 7. sırada Göksun var. Nüfusu 49.119. 6. sırada Pazarcık var. 67.262 nüfusla. Pazarcık'ta nüfus 2.911 kişi azalmıştır. Bunda deprem etkisi olduğu söylenebilir. 5. sırada Türkoğlu var. Nüfusu 74.255. Türkoğlu'nda nüfus 4.721 kişi azalmıştır. 4. sırada Afşin var. Nüfusu 78.152. Afşin'in nüfusu geçtiğimiz yıl 1.892 kişi azalmıştır. 3. sırada Elbistan var. Elbistan'ın nüfusu 127.755. İlçede nüfus deprem etkisiyle 13.552 kişi azalmıştır. 2. sırada Dulkadiroğlu var. Nüfusu 214.608. Dulkadiroğlu'nda nüfus 11.801 kişi azalmıştır. 1. sırada 12 Şubat var. Maraş'ın en büyük ilçesi 12 Şubat'tır. Nüfusu 427.272. Geçen sene 12 Şubat'ta nüfus 26.458 kişi azalmıştır. 2024 yılında açıklanan verilere göre deprem sonrası Maraş nüfusu 1.116.618'dir. Önceki yıla göre il genelinde nüfus 60.818 kişi azalmıştır. Ekrandaki tabloda Maraş'ın nüfus artış hızındaki değişimi yıllara göre görüyorsunuz. Maraş'ın nüfusu normalde 10% düzeyinde artıyordu ama geçen yıl ilde nüfus -53% oranında azalmıştır. 2024 Belediye Başkanlığı seçimini %42,4 oyla AKP kazanmıştır. Ardından Yeniden Refah Partisi geliyor %33,41. 3. sırada ise CHP var %15,21 oyla. Ekranda görünen sarı ilçeleri AK Parti, kırmızı ilçeleri CHP, açık mavi ilçeyi İYİ Parti, siyah ilçeleri ise Yeniden Refah Partisi kazanmıştır. Maraş'ta kilometre kare başına 78 insan düşmekte. Maraş Türkiye'de nüfus yoğunluğu en yüksek olan 35. il. Türkiye'nin ortalama nüfus yoğunluğu 111. 2022 yılında Sanayi Bakanlığı'nın açıkladığı bir rapora göre Maraş'ın en gelişmiş ilçesi 12 Şubat'tır. Türkiye'deki tüm ilçeler içindeki sıralaması 182. 2. sırada Dulkadiroğlu var. Türkiye sıralaması 204. 3. sırada ise Elbistan var. Türkiye sıralaması 294. 12 Şubat ve Dulkadiroğlu 2. gelişmişlik düzeyinde. Elbistan ise 3. gelişmişlik düzeyinde. Maraş'ta 1. gelişmişlik düzeyinde bir ilçe yok. Maraş'ta ortalama yaş 31'dir. Erkeklerde 30,7, kadınlarda ise 31,3'tür. Türkiye'nin ortalama yaşı 34'tür. Maraş en genç 19. ilimiz. Maraş'ta kayıtlı yabancı sayısı 3.753'tür. Bu sayıya geçici olarak ilde bulunanlar, turistler, geçici koruma statüsündeki Suriyeliler dahil değildir. Nisan 2024 verilerine göre Maraş'ta bulunan geçici koruma statüsündeki kayıtlı Suriyeli sayısı 88.390'dır. Maraş'ta en çok nereliler yaşıyor? 1. sırada Maraşlılar var. İlde yaşayan 1.027.278 kişinin nüfusu Maraş'a kayıtlı. Ardından Osmaniyeliler geliyor. 11.030. 3. sırada Antepliler var. 9.968. 4. sırada Adıyamanlılar var. 8.293. 5. sırada ise Adanalılar var. 6.769. Ardından sırasıyla Malatya, Hatay, Mersin, Şanlıurfa ve Kayseriler geliyor. Maraşlılar Maraş dışında hangi illerde ikamet ediyor? İstanbul'da yaşayan 113.099 kişinin nüfusu Maraş'a kayıtlı. 2. sırada Gaziantep var. 71.034. 3. sırada Başkent Ankara var. 47.356.
Dördüncü sırada Osmaniye yer alıyor, 47.134. Beşinci sırada Antalya var, 39.048. Bu illeri sırasıyla Kayseri, Adana, Mersin, İzmir ve Hatay takip ediyor. 2023 yılında Maraş'ta 6.991 çift evlenmiştir. Bu evliliklerin 282 tanesi kuzen evliliğiydi. Oransal olarak %4'e tekabül ediyor. Maraş geçen yıl akraba evliliğinin en çok görüldüğü 19. il olmuştur. 2023'te Maraş'ta 1828 çift boşanmıştır. İlde kaba boşanma oranı 1/1,59'dur. Maraş en az boşanma olan 29. il. Maraş'ta evlenme çağına gelmiş 226.675 kişi hiç evlenmemiştir. Evli sayısı 538.828, boşanmış insan sayısı 27.326, eşi ölmüş insan sayısı 40.938'dir. Maraş'ta eğitim durumu ise şöyle. Okuma yazma bilmeyen 42.085 kişi var. Lise ve dengi bir okul mezunu 211.968, yüksek okul veya bir fakülte mezunu 126.821, yüksek lisans ve üzeri bir dereceye sahip 16.030 kişi vardır. 2022 verilerine göre Maraş'ta kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla 7.319 dolardır. Maraş bu alanda Türkiye'de 42. sırada. 2023'te Maraş'ta doğan erkek bebeklere verilen en popüler isim Alparslan. 150 bebeğe bu isim verilmiş. Ardından sırasıyla Göktuğ, Ömer Asaf, Metehan ve Yusuf isimleri geliyor. Kız bebeklerde ise en popüler isim Asel. 106 bebeğe bu isim verilmiş. Ardından Zeynep, Defne, Zümra ve Elif isimleri geliyor. Maraş'ta görülen en yaygın soy isim Demir. İlde ikamet eden 14.290 kişinin soy ismi Demir'dir. Ardından Kurt, Kaya, Yılmaz ve Doğan soy isimleri geliyor. Mart 2024 verilene göre Kahramanmaraş'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 303.193'tür. Bunlardan 169.466 tanesi otomobil, 34.658 tanesi motosiklet, 1912 tanesi otobüs, 52.637 tanesi kamyonet, 9.425 tanesi kamyon, 27.179 tanesi ise traktördür. Geçen yıl Maraş'ta 11.890 tane trafik kazası yaşanmıştır. Bu kazalarda 120 kişi hayatını kaybetmiş, 5.921 kişi ise yaralanmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, Maraş'ta kaydedilmiş en yüksek hava sıcaklığı 47,2 santigrat derecedir. Geçen yılın Ağustos ayında kaydedilmiştir. En düşük hava sıcaklığı -9,6 santigrat derecedir. 1997'de ölçülmüştür. Kaydedilmiş en yüksek kar kalınlığı 37 santimdir. 2003'te ölçülmüştür. 1930-2023 arasında Maraş'ın ortalama sıcaklığı 16,7 santigrat derecedir. Deprem sonrası Hatay ilçe nüfuslarını öğrenmek için ekranda bağlantısı bulunan videoya tıklayabilirsiniz.